Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi hazırlandım, kumsalı hastaneye götüreceğim. Ama dün götürecektim ama dün hani böyle birazcık iyiydi. Bir de geç saat olmuştu, o yüzden gösteremedim. Şimdi bugün götüreceğim çünkü şu an çok şey böyle huysuz. Yani bilmiyorum, bir iyi bir kötü, ben de karar veremiyorum. Boşu boşuna böyle götürüp de, çünkü şu an çocuklar, herkes çok hasta, böyle salgın varmış bildiğim kadarıyla. Onu götürüp böyle o şeyin içine de sokmak istemiyorum ama akşamları nasıl desem, akşamları çok böyle pozitif. Gel anneciğim. Gündüzleri çok böyle düşük bir halde. Az önce banyo da yaptırdım. Nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Neyse, ben direkt kumsalda hazırlayayım. Kendime şöyle havalar soğuduğu için üstüme bir kaban aldım. Öyle çıkalım artık. Bak bana. Gel. Gel buradan kay, gel. Gel. Gel buradan kay, gel gel. Neyle ters kayıyorsun? He? Bak bak bak. Buradan gel bak. Bak buradan gel. Hayır, uzanma yere, yere uzanma. Hadi gel. Yere uzanma. Bak bana, kumsal. Buraya gel. Bu arada ben içerideyken söylemeyi unuttum. Biz şimdi kedi bakmaya gideceğiz. Çünkü kedi sahiplenmeyi düşünüyoruz. Gel. Bu tarafa gel anneciğim. Az önce de kutsal parktan düştük. Gel, gel bu tarafa gel. Kumsal, bu tarafa gel. Az önce kumsal düştü. Çok kötü düştü hem de. Dudağını patlattı burada. Hala barınağa gidemedi çünkü... biz hala hastaneye gidemedik çünkü kutsalı tekrar parka yetin de eşimi bekliyordum dışarıda. O geldi. Kumsal. Tekrar başka bir parka getirdik. Bu arada barınağa bakmaya gideceğim demiştik. Birazdan oraya da gideceğiz. Öyle işte. Kutsalı bir parka getirdim. Parkta kimse yok. Eşim dedi. Ne taraftaymış? Video çekiyordum ben de. Gel ben de video çekeyim. Söyleyeyim mi? Telefonum üstüne bir karartı geldi. Bu tarafa gel, video çekiyorum gerçekten. Kumsal nerede? Aa, oradaymış. Bu hastalıkta haline rağmen, yani hasta olmasına rağmen hala direniyor. Efendim? Yok, mekanı çekiyor. Mekan çok güzel. Ne oğlum? Öyle yapmasın canım. Yok, yok. Sabah yiyeyim. Bırak. Yanlış yerinden yemeyeceğim artık o. Güzel. Bunları çekeyim. 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 Bunları burada ilk defa sakın yiyeceğim. Daha önce hiç yemedim. Biraz da kanlı. Sessiz video çekiyorum. Alalıcmış değilim. Evet arkadaşlar, şu an akşama ettik. Biz sabahtan beri acildeydik. Yani saat 4'ten beridir acildeyiz. Hastanedeyiz. Kumsal götürdük. Kumsal gerçek şu an ışık fazla vurmuyor ama sizi bir bilgilendirmek istedim. Kumsal çok hasta. Yani böyle bir tane serum verdiler. Ateşi 39'a kadar çıktı. En son 38'e indi. Daha sonra 37'ye indi. Ondan sonra biz taburcuya dedik ve yeni eve gidiyoruz. Şu anda da araba bekliyoruz. Taksi bekliyoruz daha doğrusu.
Şimdi burada böyle taksi bekliyoruz. Çok yorulduk gerçekten. Sabahtan beri böyle şeydeyiz, hastanedeyiz. Bir ateşini kontrol ediyoruz. Bir serum veriyoruz. Bir ilaç veriyoruz. Çok yorulduk. İlk de kısmını getirdim. Ben dedim ki fazla bir şey yok. Işık şu an çok kötü, kusura bakmayın. O yüzden... Arkadaşlar nihayet koltuklarımız geldi. Bayağı bir zaman aldı. Böyle 3. haftaya resmen girecekti. Yani 2 hafta falan oldu herhalde. 2 hafta geçti bayağı. Çok şükür geldiler. Şöyle şimdilik bıraktım. Çünkü daha yani az önce geldi. Hani böyle bir 15 dakika 20 dakika oldu. Ben istedim böyle bırakmalarını. Buraya düzgün bir düzen sağlayacağım. Kaç haftadır da çocuklar hasta olduğu için videoda çekemiyorum doğru düzgün. Buraya düzgün bir düzen sağlayacağım. Sadece şurası, şu masanın üstü çok boş kaldı. Oraya düzgün bir örtü almayı düşünüyorum. Rengini tamamen ben kendim seçtim. Bu renkte olmasını istedim. Çünkü koyu renk çok güzel. Biliyorsunuz ki koyu renkler yani böyle çocuklar için gerçekten çok güzel. Bir de bu sene artık herkes koyu renk tercih ediyor. Benim de zaten bu zamana kadar olsaydı hiçbir şekilde ben koyusuz yani artık eve aldım. Her şeyi koyu renk tercih ediyorum çocuklarımdan dolayı. Sadece şu masanın üstü çok boş kaldı. Oraya birkaç tane güzel örtü bir tane güzel örtü almayı düşünüyorum. Sandalyelerimi de şimdi çıkardım. Pembe renkler olacak. Onlara kılıf alacağım. Ve duvarlarımız çok boş duruyor. Şimdi detaylı bir tur yapamıyorum. Çünkü çocuklarımız hasta olduğu için evimiz birazcık dağınık. Çocuklar gerçekten çok hasta. Hala da öyleler. O yüzden doğru düzgün video çekemiyorum. Ama ben en çok da şunlar için aldım. Çok tatlı duruyorlardı. Çünkü ilk gördüğümde zaten çok beğendim ama sonra da başka bir model bakmıştık. Biz videolarda belki bakarsınız. Hatta böyle desenlerini falan ayarlamıştık. Ama sonra vazgeçtik. Bu rengi almaya karar verdik. Hem çok çabuk da silinir diye. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şu ayaklarındaki detayları ben istedim. Normalde onlar gümüş rengiydi. Ben dedim ki hazır burası zaten gold. Bunlar da gold olsun. Daha çok tatlı durur diye düşünüyorum. Yani bu şekilde. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Sizin de fikrinizi çok merak ediyorum açıkçası. Tamamen detaylı bir salon turu paylaşacağım sizinle. Şu an çünkü dediğim gibi evim çok dağınık ve hiçbir şey eksik, her şey çok eksik tamamlanmamış. Devamını getiririm inşallah. Şimdi şöyle bir tabak hazırladım. Bunun sabah kahvaltısında iki tane güveç kalmıştı. Köfteyi de az önce yaptım. Şöyle bunu eşime hazırladım. Burada da kızlara köfte kızarttım. Bunu da şimdi pilav koyacağım yanlarına. Onlara ikisini aynı anda yemek veriyorum. Birazcık onlara da domates koyarım. Şimdi eşim yemeğini yesin. Aslında bugün sadece pilav yaptım. Bir de çocuklar arasında köfte kızartmışım. Bize farklı bir yemek yapacak. Artık böyle de kalmışken ziyan olmasın. Direkt hazırlayayım dedim. Geliyorum.
arkadaşlar bütün temizliğimi bitirdim. Şimdilik buraya küçük bir düzen sağladım. Yalnız şuradaki halımı birazdan makineye atacağım. Yani makine atacağım derken suya koyacağım daha doğrusu. Makine atmayacağım. Suya koyacağım çünkü makineye girmiyor 6 kare metre. Çünkü üstüne bakın şuradan göründüğü gibi üstüne kumsal çikolata süt döktü yanlışlıkla. Kumsal üstüne çikolatalı süt döktü yanlışlıkla. O yüzden onu makineye atacağım. Bir de şurada var. Bunu da suya sokacağım. Bakın onun da üzerine çok kötü bir halı bir şey döküyoruz ama hemen belli oluyor. Bunları makineye atacağım. Bir de şurada iki tane sandalyem var. Onları renklerini değiştireceğim. Yani daha doğrusu kılıf alacağım onlara. Böyle şu an kötü bir görüntü yaratıyorlar çünkü. Şu beyaz masa yerine de güzel bir örtü almayı düşünüyorum. Böyle gri renklerinde. Öyle işte şimdilik böyle düzenledim. Artık birkaç tane tabloma bu yavaş yavaş sizinle beraber de doldururuz dediğim gibi. Bakın kim uyandı. Ben temizliğimi yaptım. Bitirdim. Arya uyandı ve hiçbir şekilde de durmuyor. Çok hasta gerçekten. Onu da hastaneye götürecektik ama birazcık komutanın ateş düşürücüsü ve boğaz tabu olanından verdim. Çünkü bütün çocuklar hani salgına yakalanmışlar. Ondan verdim. Şimdilik iyi. Bu arada temizliğimi de bitirdim. Çok boş duruyor. Onları da dolduracağım. Sizinle beraber doldururuz artık. Şimdilik şöyle küçük bir düzen sağladım. Gösteri yaparım. Şu an inanın bir sürü işim var. Koltukların altını açılıyormuş. Benim eski koltuklarımda yoktu. Ve bu benim çok işime geldi. Çünkü benim bütün ıvır zıvırlarımı oraya koyma şeyim var. Ve ben yani şu an bir sürü şeyim var. Hepsini koltukların altına koymayı düşünüyorum. Çok iyi oldu benim için. Ya şu şeydi, doğum günümde eşim bana almıştı. Onu da öyle oraya koydum ama şimdilik solmuş. İnşallah tekrar yeşerir. Ya hadi bay bay yap. Arya sürekli böyle kucağımda. Bu arada kumsalda çok şükür yavaş yavaş toparlanıyor ama Arya Allah'ım sürekli böyle kucağımda ve kolum çok acıyor gerçekten. Hadi bay bay yap.